İyi akşamlar. Sözü Meclis'ten dışarı programı başladı. Bu akşamki konuğumuz Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yunus Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yunus Bey, özellikle isterseniz sanayi, ekonomi şu an Türkiye'nin en önemli gündemi. Son 2 yıldır Covid ile beraber ekonomik daralmalar yaşandı. Buradan başlayarak sohbetimizi başlatalım. Covid sürecinde ekonomik daralmalar oldu ama Türk sanayicisi dünya konjonktürünü fırsata çevirebildi mi? Burada ne durumdayız diyelim ve sohbetimiz başlasın. Şimdi dünyada tabii pandemi döneminde bir problemler oldu. Genel bütün sektörlerde oldu. Sanayide de bir daralma oldu. Özellikle kapanma süresinde sanayide de biraz küçülmeler, daralmalar oldu. Fakat dünyada özellikle bizim bölgemiz tekstil ağırlıklı bir sanayi bölgesi. %80 tekstil sektörünün faaliyet gösterdi. Firmalardan oluşan bir bölge. Bizim bölgemizdeki sanayicilerin büyük bir kısmı da ihracata çalışan dünyanın çok büyük konfeksiyon firmalarının Türkiye'de üretim merkezi olarak faaliyet gösteriyorlar. Özellikle Çin'deki bu daralma ve pandemide yüklü tonajlı siparişleri daha biraz daha daraltınca Türkiye tercih edilir bir ülke durumuna geldi. Bunu da sanayicilerimiz çok iyi değerlendirdi ve Türk tekstilinin kalitesi tabii dünyada tartışılmaz. Bu avantajı da iyi değerlendirince özellikle tekstil sektöründe çok güzel rakamlar doğdu ve ihracatta da gelişmeler oldu. Her ortamda söylüyoruz yani bizim sanayicimiz özellikle ihracata çalışan sanayicilerimiz dünyadaki gelişmeleri iyi takip ediyorlar. O da bir avantaj. İnşallah bundan sonraki dönemde de diğer sektörlerde de, otomotivde de gerçi veriler iyi. Dünyadaki özellikle dünyadaki durumu sanayiciler çok iyi izlemesi gerekiyor ve yorumlamasını doğru yapıp ve doğru değerlendirmesi gerekiyor. Biz her ortamda işte söylüyoruz yine her programda da konuyu dile getiriyoruz. Sanayicilerimiz için çağımızın alperenleri diyoruz. Bu önemli bir söylem. Çünkü dünyada artık mücadeleler artık ekonomi gelişmekle ve ekonomik rakamlarla kıyaslanıyor ve mücadele bu kulvarda yapılıyor. Sanayicilerimiz de bu konuda özellikle ülkemizin gelişmesi için en önemli etken ve güç. Yine her ortamda söylediğimiz bir konu var. Türkiye'nin her zaman ve büyümesinin sebebi ve bundan sonraki de büyümesinin sebebi olacak üretim ve ihracat. Ya, üretimi kaliteli yapıp ihracatı rakamlarını yukarıya doğru çekmek tek hedef olmalı. Uludağ OSB özelinde 2020 COVID sürecinin başlangıcıyla kıyaslarsak istihdamda bir artış var mı? Şimdi pandeminin o ilk dönemlerinde biraz daralma olmuştu. Şu an yukarıya doğru, iyiye doğru gidiyor. Özellikle söylediğim gibi konfeksiyon sektöründe normal derecede işçi aranıyor. Peki bu süreç tam bunu fırsata çevirdik ama yarın 3 yıl sonra, 4 yıl sonra tersine dönme ihtimaline karşı sanayicimiz markalaşma yolunda girişimlerde bulunuyor mu? Şimdi bunu her ortamda söylüyoruz. Markalaşmayı becerebilmek lazım. Ama tabii markalaşmayı becerebilmek lazım derken de mevcut konjonktürü de idare edebilmeyi becerebilmek lazım. Çünkü dünyanın büyük markalarına mal üretiliyor. Kendi markasını oluşturmak için ayrı bir ortam, ayrı bir konjonktür oluşturulması gerekiyor. Sanayicilerimizin bir kısmı bu konuda becerikli ve dünya markaları yaratmaya başlandı. Hatta işte birkaç giyim firması dünyayı dolaştığımızda özellikle Asya ülkelerine gittiğimizde Türk firmalarının artık kendi zincir mağazalarını görebiliyorsun ve Türk firmalarının markalarının alışveriş merkezlerindeki kendi dükkanlarını görebiliyorsun. Bu da tabii fakat bizim açımızdan sevindirici. Fakat yeterli mi? Yeterli değil tabii. İleriye dönük daha da sanayicimiz bu konuda duyarlı olup daha akıllıca hareket etmesi lazım. Mevcut müşterilerini koruyup ama kendi markalaşmasının oluşmasını sağlaması lazım. Peki tam da bu noktada bir taraftan
bunu fırsatı çevirdik. Üretimimiz artıyor ama öbür taraftan da tekstil demek, bir taraftan boyahane demek. Yeraltı kaynaklarının suyunun kullanılması demek. Bu da geleceğe yönelik bir taraftan da Türkiye su fakiri. İşte 10 yıl, 15 yıl önce 50 metreden çıkan sular 250-300 metreden çıkmaya başladı. Bursa'nın bazı bölgelerinde küçük çaplı da olsa obruklar oluşmaya başladı. Bununla ilgili geleceğe yönelik sanayi çevre dostluğu adına Uludağ OSB'de siz neler yapıyorsunuz, Bursa neler yapmalı? Şimdi yöneticiliğin, özellikle yöneticilerin vasıfları önemli ve hedefleri de önemli, vizyonları da önemli. 5 yıl sonra ne olacağını öngörüsünü ortaya koyabilmek lazım ve bunların tedbirlerini, oluşacak olumsuzlukların tedbirlerini alabilmek lazım. Şimdi şu an şehrin doğu tarafında organize sanayi bölge, 3 tane organize sanayi bölgesi var. Uludağ OSB en büyüğü olarak KOSAP ve Barafaki Islah OSB kurulma aşaması devam ediyor. Kuruldu sayılır. Fakat şehrin doğu tarafının, yalnız bu doğu tarafıyla bu sorun değil, bütün Bursa'yı, hatta bütün ülkemizi ilgilendiriyor, yeraltı suları. Şimdi bununla ilgili çalışmaları, özellikle gelecekle ilgili ne yapılabilir iyi hesaplayıp ortaya çözümü ortaya koyabilmek lazım. Biz bununla alakalı bazı çalışmalar yaptık. Şimdi şehrin doğu tarafında sanayi bölgelerinin olmasının avantajları var. Aynı zamanda da boyanelerin şehrin doğu tarafında olmasının ayrı bir avantajı, boyaneler açısından avantajları var. Yeraltı sularını kullanıyorlar. Fakat yeraltı sularını kullanmaları da aynı zamanda tarımı da olumsuz etkiliyor. Tarımda da yeraltı suları bilinçsizce kullanılıyor. O ayrı bir konu. Orada da vahşi sulama var. Evet, vahşi sulama var. Şimdi yeraltı sularıyla alakalı özellikle biz oluşacak sorunları gördüğümüz için merkezi boyanelerde en fazla yeraltı suları buharda kullanılıyor. Buhar ihtiyacında. Bununla ilgili merkezi bir buhar sistemini oluşturduk. Şimdi bu vesileyle tüketimi ne kadar azalttınız? Biraz önce dediğimiz gibi sanayici vizyonu gerekiyor. İşte sanayici çok iyi ortamı, mevcut ortamı iyi irdeleyip ve gelecekle ilgili hesaplarını iyi yapması gerekiyor diye söylememin sebeplerinden biri de sanayicilerimizin tamamı bu yapıda hareket etse ülkemiz şu anda dünyada ihracatta zirvedeki ülkelerden biri olurdu. Ha, olmadığına göre demek ki oraya doğru gidiş için bazı, özellikle sanayicilerin de kendisini sorgulaması gerekiyor. Şimdi burada biz kendi bölgemizdeki Uludağ OSB olarak buharla alakalı yaparken, buharda kullanılan yeraltı suyunu %92 yer altından alınan suyu azalttık. Karbondioksit salınımını %90 azalttık. Fakat bunu sanayicilere ilk zamanda 2018 yılında Uludağ OSB olarak bu projeyi yapalım diye bütün sanayicilerimize bilgilendirme yazısı ve bu yatırımda taşın altına elinizi koyar mısınız diye bilgilendirme yazısı yazdığımızda inanın bir tane sanayicimiz dönmedi. Bugün bugün bölgemizin dışında mecburen ortaklar bulduk ve bu hayata geçirdik. Ama şimdi bütün büyük sanayicilerimiz bu işi biz alalım, biz yapalım diyorlar. Ha, şu var, özellikle aynı şeyi bugün de yaşıyoruz. Enerji santrali son hamlesine geldik. Bankayla anlaşıldı. Kredilendirme, bir öz sermaye koyulacak. İnşallah bunda da sanayicimizin menfaatlerini ön plana çıkararak, yani koyulacak peşinatta sanayici de taşın altına elini koymaya davet ettik. Ama bunu davet ederken sanayicinin bir yıllık elektriğini peşin ödemesi karşısında yani hem oluşacak zamlardan isterseniz ben olumsuz şunu da izleyicilere aktarmış olayım. Sevgili izleyenler, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi özellikle kendi sanayicisinin girdilerini düşürme adına bir enerji santraline yatırım yapma aşamasında. Bu vesileyle aracıları devre dışı bırakarak kendi ürettiği elektriği direkt kendi sanayicisine
vererek hem onların rekabet gücünü artırma hem de olası dalgalanmalarda en az zararla bu işten çıkmalarını sağlama adına önemli bir adım atıyor. Şu an Sayın Başkan'ın aktardığı konu bu. Evet, aynı zamanda sanayicinin menfaati olacağı gibi bunun yanında mesela buharı ortaya koyduğumuzda da buharda yalnızca yeraltı sularını az kullanmak, karbondioksit salınımını asgariye indirmekle değil, sanayicimizin menfaatlerini de ön plana çıkarmış olduk. Bütün sanayicilerimiz buhar ihtiyacını doğalgazdan elde edecekler ve yaklaşık 46 tane bacayı bir bacaya düşürdük ondan. Ama sanayicimizin de tahmini bir ton suyu kullanabilmek için 78-80 metreküp gibi bir doğalgaz harcaması gerekiyordu. Yani dolayısıyla bu yatırımla dışa en çok bağımlı olduğumuz doğalgazla ilgili tüketimi de. Yani tüketimi azalttığımız gibi sanayicimizin de yaklaşık %20 kadar bir tasarrufunu sağladık. Yani daha ekonomik buhar elde etmesine sebep olduk. Bu da özellikle ihracata çalışan firmalarda 0,1 sent bile sanayicinin dünyadaki tercih edilme sebeplerinden biri oluyor. Çünkü daha uygun dünya pazarına giriyor. Bunda da ihracatta sanayicimizin elinin güçlenmesine de etken oldu. Aynı şey elektrik için de geçerli. Elektrikte şimdi aradaki firmaların çoğunu çıkartıp inşallah banka kredileri bittikten sonra sanayicimize belki de Türkiye'de en ucuz elektriği tedariğini sağlayan OSEB olacağız. Yani bu noktada enerji girdilerinin maliyetini düşüren, İşte en çok ihtiyacı olan buhar konusunda gerek su tüketimini azaltarak, gerek enerji tüketimini azaltarak katkıda bulunan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nin, öbür taraftan da özellikle ihracatta sanayicisinin ihracatını kolaylaştırma adına Bursa'ya bir lojistik merkezi kazandırma önerisi de oldu. Yenişehir'de özellikle test merkezinin olduğu yerle ilgili. Onunla ilgili tepkiler nasıl oldu? Onunla ilgili bir gelişme bekliyorum. Şimdi şöyle, siyasi erk bütün, Bursa'da 20 milletvekilimiz var. İşte Ankara'da sizlere de teşekkür ediyoruz. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilerde Bursa'da bir lojistik merkezin maalesef olmadığını ortaya koyulduğunda gerek vekillerimize konuyu ilettik, gerekse tüm sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine, başkanlarına konuları ilettik. Bunun yanında da kamudaki görevli, özellikle kaymakamlarımıza konuyu ilettik. Tabii ilk anda konuyu araştırmadan tepkiler de geldi. Ama şu an tabii haklılığımız ortaya çıktı. Ama ben yine diyorum, mücadelemiz, bizim buradaki mücadelemiz Bursa'nın kazanması için. Bursa'nın gelecekteki Bursa'yı oluşturabilmemiz için, gönüldeki Bursa'yı oluşturabilmek için sorunları araştırıp, ortaya koyup ve bu sorunların çözüm yollarını da ortaya koyabilmek lazım. Yalnızca sorunları ortaya koymak bir şey ifade etmiyor. Çözüm yollarını da ortaya koyabilmek önemli. Şimdi lojistik merkez yaklaşık olarak 1500 dönüm gibi asgari bir yer gerekiyor. Yani tam 1,5 milyon metrekare. Yaklaşık. Metrekare. Tam teşekküllü bir lojistik merkez oluşursa 15 milyon metrekareye kadar çıkacak ileriki yıllarda, yani bir 25-30 yıl sonra. Yani şimdi, aslında bu lojistik merkezi yeni bir organize sanayi bölgesi kurulmuşçasına en az 6-7 bin kişilik istihdam doğurabilecek bir değer. İlk değerde 1500 insan çalışacak. Şimdi şu, Bursa'ya baktığımız zaman ilk anda neden Yenişehir'i önerdik? Ben bir de lojistik merkezin Uludağ OSEB kurulurken, Uludağ OSEB biliyorsunuz GÜSAP, yani Gürs Organize Sanayi Bölgesi ve Kestel İkinoğlu bölgenin birleşimiyle oluşmasını sağladık. Kestel İkinoğlu bölge ıslah OSEB için müracaat etti ve olayı gerçekleştiremediler. Şahsımın teklifi üzerine genişleme alanını ilave ederek Uludağ OSEB'yi oluşturduk. O zamanki Kestel Belediye Başkanı Kestel halkına anlatamayız dedi. Ya bu da tabii bir anlamsız Gürs Kestel çekişmesi var. Anlamsız bir olay ama ne, şimdi sonuç olarak şunu söyleyelim. O birleşme aşamasında ben 14 bakanlık heyetinden gelen heyetlerin, özellikle Ulaştırma Bakanlığı'nın heyetinde
bir lojistik merkezin kurulması için ara bölgede, yani Gürsu ile Kestel bölgesinin kurulmasının doğru olacağı yönünde bir bizim dipnotlarımız, yani plan notlarımıza işlenmişti. İşletilmesi için çalıştık ve becerdik. Ama şimdi geldik, gönül ister ki Gürsu ve Kestel arasında olsun ama yazık, tarım alanları var orada. Bursa'yı düşünüyorsak, Bursa'yı düşünüyorsak yeni şehir olmalı. Niye yeni şehir olsun onu da söyleyeyim. Evet, yine niye yeni şehir olması lazım? Lojistik merkezde özellikle 2030 sonrası Türkiye'de lojistik taşımacıları 3 ana yolla yapılacak. Biri demir yolları, liman, hava yolları ve deniz yolları, liman yapılacak. Şimdi hava yolları derken Yenişehir Hava Aslında Limanı orada en hazır. Büyük uçaklarının inebileceği kadar büyük bir yer ama ne hikmetse bir türlü değerlendiremediğimiz bir havaalanı. Şimdi değerlendirilmesi gereken bir havaalanı. Milli servet, oraya yatırım yapıldı. Yapılabilir. Yenişehir tren yolu, hızlı tren istasyonu geçiyor. Daha sonra hızlı tren istasyonları lojistik taşımacılıkta kullanılacak. Yenişehir'de istasyon da var ama havaalanı da var. Havaalanı da var. Gemlik liman bağlantısı, o demir yolunun planda gemlik liman bağlantısı da var. Yani üçü birbirine bağlı. Artı bir araç test merkezi için devlet orada dünya kadar milyonlar yapılmış. Yani kamulaştırılmış alan var. Yatırım için mahkeme kararı, itirazlar vesaire hiçbir şey beklemeden aynen öyle. Çok hızlı bir şekilde yatırım başlayabilir. Hemen yatırıma dönüştürülebilir ve lojistik merkez oluşturulabilir. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en fazla ihracat yapan ve sanayide özellikle lokomotif sektörlerden biri olan tekstilin de merkezi olan Bursa'da lojistik merkezin oluşmasını sağlamak tabii için yeni ne şehirde gerekiyorsa kurulması bir taraftan gerekiyor. Tekstil, öbür taraftan hemen yanı başımızda dünyaya özellikle mobilya sektöründe ihracatta lider olan İnegöl. İnegöl var. Otomotiv de bu Türkiye'nin üretim merkezi Bursa. Yani yedek parça da yine üretim Bursa'nın merkezi doğu yakası Bursa. Olarak algıladığımızda Yenişehir'deki OSB, İnegöl'deki 3 organize sanayi bölgesi, hemen doğu yakasında Uludağ OSB, Barak Vakıf ve Kestel'i dahil ettiğimizde 7 tane organize sanayi bölgesi, yaklaşık 150 bin kişilik bir istihdama ev sahipliği yapan bu bölgenin direkt mallarını gönderebileceği bir alana dönüşüyor. Artı Yenişehir'in niye tercih edilmesi gerektiğini ayrı ana esas sebeplerden biri de Bursa'nın trafiği ortada. Akşamları tıkanıyor. Ben evim Balat'ta, şehir içinde işim olduğu zaman akşamları 1,5-2 saate evime gelebiliyorum şehir içine girdiğim zaman. Çevre yolunu kullanmasam. Yani Bursa trafiği özellikle mesai saatine, mesain sonlanma yani işçilerin dağılma saatine geldi mi trafik felç oluyor. Şimdi istihdam için ihtiyacı olan yani çalışacak insanlar şehrin Bursa'nın doğu doğu tarafında. Yakasında. Aslında Bursa'nın doğu yakası aslında çalışanlar için büyük bir otel gibi. Gündüz iş için batıya doğru kaymak zorunda kalıyorlar. Onların şimdi gitmesi gelmesi vakit Teknosap kaybı. Teknosap konuşuldu. Diyelim lojistik merkez Teknosap'a yapıldı. Bu işçiler bu taraftan sabah gidecek, akşam geri dönecek. Saate Bursa trafiği kaldırmıyor. Yaklaşık 250-300 bin kişinin gidip gelmesinin getireceği yani bir stres, evet, bir sıkıntı. Ayrı lojistik merkezde Bursa kent içi dağıtımı da. İkisini de kaldırır mı? Bursa iki lojistik merkezi kaldırır mı? Zor. Şöyle şu açıdan zor. İstanbul'da var, Bozüyük'te var, Bandırma'da var. Bursa'da iki hemen özellikle Teknosop'a yakın Bandırma var, evet, yakında. Doğru olan Yenişehir ve tüm diğer ve devletin üç hazır kolu da yaptığı birbirine yatırımı toplan. Hazır, evet. Çürümeye bırakılmaktan kurtarmak en çok çünkü önemli olan kısmı belki. Önemli olan bu. Şimdi son dönemlerde ben mesela şeyi anlatıldı. Beni arayanlar falan oldu. Tepki falan ortaya koymaya. Yani devletin yatırımlarının heba olmaması. Bir de bu işlerdeki özellikle insan faktöründe göz ardı etmememiz lazım. Özellikle yöneticiler insan faktörünü her zaman ön plana çıkarması lazım. Şimdi son dönemlerde en çok bahsedilen işte Çataltepe'deki bir olayla ilgili ben konuyu... Evet, 2012'de çok büyük bir heyecanla başladı. İşte 10 binin üzerinde Bursalı esnafı bir araya toplayacak. Gerekirse orada
uydu kent oluşacak, insanlar gelecek, gidecek diye yapıldı. Hatta bir taraftan da istemezlikçiler de oldu, mahkemeler oldu. Çok uzun bir süreç. Üzerinden 10 yıl geçti. Gelinen noktada hedeflerinin %10'u bile o gerçekleşmemiş. Orada gidip gördüğümüzde dükkanlar, işte birkaç tane yüze yakın bir dükkan yapılmış. O dükkanların çoğu depo olarak kullanılıyor. Çünkü oradaki esnaf ne yapacak? Etrafta kimse yok. Gelip gitmesi zor. Şimdi şu aşamada ben bununla alakalı dedik ki taşın altına elimizi koyalım. Niye koyalım dedik. Özellikle biraz önce bahsettiğiniz gibi yeraltı sularından bahsettik. Uludağ OSB, KOSAP ve Barafaki %90'ların üzerinde doluluk oranı olan bölgeler, dolmuş oranlar. Ayrıca yeraltı sularında ne kadar çalışırsak çalışalım, biz tedbirlerimizi aldık. Şimdi ayrı su kaynaklarını Uludağ OSB'ye transferini yapıp ileri arıtmayla ilgili çalışmalarımızı yapıp ileri gelecekteki tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Ve lakin yeni bir boyane ruhsatı veremeyiz. Vermememiz de gerekiyor. Çünkü konjüktür onu müsaade etmiyor. Hem yeraltı suları açısından hem karbondioksit salınımı açısından. Şimdi bununla alakalı gelecekle ilgili planlamaları doğru yapmak lazım. Her şey planlama. Yerel yöneticiliklerde en önemli etken planlamadır. Yani gelecekte insanlarımızın sıkıntılı ortamlarda yaşamamaları için doğru planlamaları yapıp ve doğru projeleri ortaya koymak lazım. Şimdi Çataltepe ile alakalı dedik ki ortada bir sorun var. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konunun pert olduğunu, yani çok büyük bir maliyet olduğunu, bunun gerçekleşmesi mümkün olmadığı yönde bir açıklama yaptı. Yani sevgili izleyenler, şunu isterseniz bir altını çizelim. 2012'de başlayan bir proje. Çok güzel. Çataltepe. Evet. Küçük Kestel, sanayi sitesini evet, söyleyeyim. Sanayi sitelerinin 10 binin üzerinde esnafın bir araya gelmesi. Burada onların sosyal donatı alanları, bankaları, lokantalarıyla projeye teknik olarak baktığımızda çok romantik bir proje. Ama sonuçta 10 yılın sonunda gelinen noktaya baktığımızda TOKİ üzerine düşeni yapmış, tüm altyapı yatırımları bitmiş ama esnafın dükkanlarına taşınması faslına geldiğimizde altyapının şu anki durumunu gidip gördüyseniz evet, yani tamam 200, edilmiş durumda. Yani 10 bin yerine 200'e yakın dükkanın tamamlandığı, bu dükkanların da şehir merkezine uzak olduğu için küçük esnaf için değil daha çok depo olarak evet, kiralandığı bir konjüktür. Şimdi bunu üstlensin diye kurulan bir kooperatif yapılanması var. İşte esnafın durumu ortada, Covid vesaire üstte gelen şeylerle de ortada da bu cenazeyi kaldırabilecek potansiyel ekonomik güç kooperatifte ne yazık ki yok. Ama öbür taraftan da TOKİ devlet eliyle üzerine düşen bütün görevleri yaparak yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alanda tüm altyapı çalışmalarını bitirmiş durumda. Yani kanalizasyonundan suyuna, elektriğine her şey gelmiş durumda. Dolayısıyla ama altını çizerek söylüyorum, yatırımın TOKİ'nin %100 yaptığı altyapı yatırımının dışında esnafı bağlayan bölümde %10'un üzerinde bir çivi çakılabilmiş durumda değil. Çünkü kooperatif gerekli altyapıyı sağlayamıyor. TOKİ de üstüme düşeni yaptım, sıra sizde diyor. Burada da iş düğümlenmiş durumda. Hatta TOKİ ben alacaklarımı alamadığım için bu sözleşmeyi bitirelim şeklinde bir yaklaşım var. Bugün geldiğimizde bu yapılan altyapı çalışmaları yeni bir yapılanma olması, işte elektrik direklerinin içindeki kabloların sökülmeye çalışıldığı, logar kapaklarının çalındığı, o dev bir yatırımın demirlerin sökülüp götürüldüğü bir şey. Ortada. Bugünkü tutarlarla işte yaklaşık 35-40 milyon dolar, 600 yani dolayısıyla yaklaşık 600-700 milyon liralık. 2011'de 70 milyon bir harcama yapmış TOKİ. Şimdi o harcamaların büyük kısmı bugün heba olmuş. Yeniden girildiği zaman o harcamalar gereği işte altyapıyla ilgili kablolar, aydınlatma direkleri tamamı tekrar elden geçmesi gerekiyor. Tabii bu biz burada küçük altyapının esnafın hazır olması aslında şunu veriyor sevgili izleyenler. Başkanın önerisi o. 1,5-2 ay gibi kısa bir sürede bunların hemen tadilatının yapılıp evet, prefabrik olarak fabrikaların bir an önce kurulabileceği, girmek için para yatıran küçük esnafın haklarını, mağduriyetini ortadan kaldıralım, bir bölümü ayıralım o üyelere. Para yatırmayanlar tabii hak sahibi değiller. Diğerlerini
yatıranların dükkanların oluşması için biz bir taşın altına elimizi koyalım. O küçük esnafa ihtiyacı olan alanın dışındaki alanı da OSB'ye çevirelim. Biraz önce dediğim gibi boyanelerle alakalı, sonra da orayı OSB'ye çevirirsek yani planla alakalı bu boyaneleri de oraya taşıttırılması için görüştük sahiple, herkes burada, olur dedi. Anladığım kadarıyla düşünceniz yeraltı suları yerine gelen suların geri dönüşümle geri beraber dönüşüm, ileri arıtmayla, direkt kullanılması. Sistem buhar merkezlerini tekrar baştan planlı yaparak. Daha başlarken çevreci bir organize sanayi bölgesinin oluşması. Aynen öyle. Bunun artıları ne olur diye soracağımızda, bir, Bursa'nın doğu yakasında olduğu için işçi taşınmalarında trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak. Evet, işçi ihtiyacı gerekiyor. İşçilerin ikamet ettiği alan Yıldırım, şehrin doğu Kestel, tarafı. Gürsu, Gürsu olduğu Kestel, düşünülürse. İşte araba yatağı Yıldırım tarafı. İşçilerimizin taşınması için çok yakın bölge. Yani şehir trafiğine yük olmayacak. Artı yeraltı suları asgari kullanılacak. Devlet açısından ilave bir yatırım olmayacak. Tüm yükü sanayici çekecek. Zaten var olan yatırımın değerlendirilmesi. Var olan yatırım değerlendirilecek. Esas önemli olan da küçük mağdur olan, ki o para verip işte dükkanına sahip olamayan esnafın dükkanlarına sahip olmasını sağlayalım diyoruz bu arada da. Yani şu andaki ortamda ki, tekrar ya devlet taşın altına elini koyacak. Bu ortamda da devlet, Büyükşehir Belediye Başkanımız böyle bir ortamın olmasının zor olduğunu söyledi. Biz hem de oradaki ilave olacak dükkanlarla beraber o eski kurulan 200'e yakın dükkan, 100 küsur civarındaki dükkanının da çalışmasına sebep olacak. Eğer OSB olursa onların ihtiyacı olan tornacı, elektrikçi, motorcu, kaynakçı, işte bir yığın küçük esnaf orada dükkanı olacak. Şimdi de iş ortamı hazır olacak ve bu açıdan da teşekkür edilmesi gerekirken bu teklifle ilgili özellikle bazı kesimlerden filan genelde olumlu tepkiler aldık, ama tabii bazıları da ya işte bir algı var, özellikle bu algının da değişmesi lazım. Burada biz taşın altına elimizi koyuyoruz, herhangi bir rant mant meselesi yok. Çünkü böyle bir şey olduğu zaman dünya kadar milyon dolarlarca yatırım gerekiyor. Biz burada devlet, aynı Yenişehir'de dediğimiz gibi devletin parası heba olmasın, burada da devletin parası heba olmasın. Peki tam da bu noktada siz çok farklı bir organize sanayi bölgesi başkanısınız. Organize sanayi bölgesi aynı zamanda sosyal projelere de dokunan, yani burada gerek Çataltepe gerek Yenişehir'de verdiğiniz örnekle devlet yatırımlarını yeniden atıl olmaktan kurtarıp ekonomiye kazandırma teklifleri yaptığınız kadar şehrin takımı işte Bursa Spor'la ilgili dokunuşlarınız oldu. İşte bir taraftan çocuklar gitsin diye askıda bilet, işte Bursa Spor'un yeniden ligde tutunmak için ilk mücadeleyi başlattığında ilk kıvılcım yine sizden geldi. Kuruluşuna atfen 1963 bileti taraftara hediye ettiniz. İsterseniz biraz buradan sosyal dokunuşlarıyla da OSB diyelim ve programın sonuna doğru yavaş yavaş gelelim. Şimdi 7 yaşından bu tarafa yeşil beyaz renklere gönül vermiş ve yeşil beyazlı kulübümüzün fanatik bir taraftarı olarak bugünkü durumuna üzülmemek elde değil. Tabii her dönem taşın altına özellikle Bursa Spor için koymaya çalışan biri olarak söylüyorum. Ama tabii sosyal sorumluluk düşüncesiyle hareket etmek gerekiyor. Yönetim, eğer bir makamı işgal ediyorsan veya bir görevi üstlendiysen. Şimdi biz sosyal sorumluluk projelerinden biri de özellikle şehrin sosyal aktivasyonlarının canlı olmasını da sağlamak lazım. Gençlerin özellikle spor yapabilecek kulüplerin de canlı. Özellikle işte spora olumsuz bakan kesimler, ya niye bu kadar para harcanıyor gibi bir yorum. Keşke gençlerimizi spora yönlendirebilirsek, bu gençlerimizi sporla iştigal ettirebilirsek kötü alışkanlıklardan uzak olmuş olur. Pek çok bağımlılıktan. Bağımlılık illa alkol ve benzeri şey de olmuyor. Şu an en büyük tehlike sosyal medya bağımlılığı da. Sosyal medya bağımlılığı da yani beraberinde obeziteyi getiriyor. Yani bir şey derken sadece tek bir kanal değil, artık pek çok düşmanlar oluşmaya başladı genç nesil için. Evet, bir de özellikle
gençlerin üzerinde şu 12-13 yaşlara uyuşturucu kullanma yaşları indi. Yani bunlarla gençlikte bir enerji var. O enerjisini harcayacak çeşitli alanların oluşturulması lazım. O oluşturma görevleri bizlerde. Bizler bunları sağlamamız lazım. Yani bize düşen görev kadar belediyelere düşüyor. Tüm sivil toplum örgütlerine düşüyor. Ama Bursa Spor demek şehrimizin takımı. Şehrimizin adını taşıyor. Şehrimiz için, Bursa'mız için Bursa Spor'a sahip çıkmamız gerekiyor. Bursa Spor'un yeri Süper Lig'de hatta şampiyonluklarda olması lazım. Bunun için de herkesi taşın altına elini koymaya davet ediyorum. Kulübümüzün yeri burası değil. Peki, şu anda mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Bayrama doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Son iki yıl özellikle Kurban Bayramı'nda çiftçinde işçinde yüzü gülsün projesiyle, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme gelen bir projeydi. Özellikle işçilerinizle çiftçilerin ürettiği ürünleri buluşturan bir dokunuş yaptınız. Bunu şuraya bağlamak istiyorum. İşte neredeyse karpuzun tarlada kaldığı bir dönemde siz kamyonlarca karpuzu işçinize hediye olarak dağıttınız. Evet. Hediyeleşmek dinimizin bir vecibesi. Dönemsel ürünlere göre işte patates dönemi, soğan dönemi, bunların hepsini kurguladınız. Bu dokunuşları devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi sanayi ile tarımın barışık olması lazım. Özellikle Gürsu tarımda Bursa'nın en verimli tarım alanlarının başında geliyor. Fakat yeraltı sularında bir gerçek var. Sanayicimiz kullanıyor. Sanayicimize de su lazım. Şimdi birbirleriyle barışık olması için birbirlerine zarar vermeyecek ortamların oluşturulması lazım. Planlı hareket etmemiz lazım. Aynı zamanda da yardımlaşmak da gerekiyor. Yani herkes önce tarım erbabının ürettiği ürünleri sanayicimiz kendi sıkıntıya düştüğünde, onların işte ürünlerini pazarlayamadığı ortamda çiftçimizin yanında olursak, biz bir sosyal sorumlulukla hareket etme gerekliliğini de ortaya koymuş oluruz. Hem de sosyal barış çok önemli. Her türlü çevreyle sanayicinin barışık olması gerekiyor. En başta da çiftçimizle barışık olması lazım. Ve çevreye en az zarar veren duruma getirmemiz lazım OSB'leri. İşte bütün uğraşımız bu. Önce insana hizmet, sonra çevreye hizmet. Ana düşüncemiz bu. İnsanımızı mutlu edebilirsek her türlü, önce çiftçimizi tabii, çalışanı, işçisi, çalışanı, tüm birimleri, sonra da sanayicimizin kendi mutluluğu da önemli. Çünkü sanayicinin kendi mutluluğu, çevreye zarar vermeyen, başarılı, kaliteli, markalaşmış bir sanayi ortamının oluşması ve ürünlerini bütün dünyaya pazarlayıp ihracat rakamlarının işte tavan yapması ve sanayicinin en büyük mutluluğu da bu olur. Bu olacaktır. İnşallah bu ortamı sağlayacağız. Nitelikli bir sohbet oluyor. Hızı da aktı. Programın sonuna doğru da geldik. İsterseniz önümüzdeki günlerde hemen bayram var. Bayram temenninizle programı kapatalım. Şimdi önce Ramazan'ı tüm milletimizin hayırlı Ramazanları dileyelim. Ramazan sonuna geldik, bayrama geldik. Bayramlar çok önemli. Bayramlaşmalar da önemli. Gönülden geçen önce Ramazan bayramımızın milletimize ve tüm dünya insanlığına hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ama her ortamın bayram ortamı olması için de bizlere düşen görev insanlarımızın mutluluğunu sağlayacak ortamların oluşmasını oluşturmak. Oluşması için de ne gerekiyorsa onu yapabilmek ve çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmak için de bütün ertlerin el ele verip önce ülkemiz, sonra insanımız, sonra da bütün dünya ve dünya insanlığı deyip başarının üretimden ve ihracattan geçtiğini de göz ardı etmeden çağımızın alperenleri dediğimiz sanayicilerimize bu arada çok görev düşüyor. Çok çalışmak gerekiyor. İnşallah çok çalışacağız. Çok üreteceğiz. Bütün dünyaya
malımızı satacağız ve kendi markalarımızla tabii ürünümüzü satmak ana hedefimiz. Çok teşekkür ediyorum Mutlu Bey. Evet sevgili izleyenler, Söz Meclis'ten Dışarı programı sona doğru geldi. Öncelikle hayırlı akşamlar dilerken, erken de olsa tüm izleyicilerimizin Ramazan bayramı mübarek olsun diyorum. Bayram sonrası yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak temennisiyle. Hayırlı akşamlar.